Sen bu gece işlerini biliyorsun ha. Biraz anlarım. Keyifler nasıl? Ya adamın bunlara bakıp keyfi yerine gelmez mi Faruk? Sabah cenazen olsun, akşam bunlara bak, keyfin yerine gelir. Sen pek sevmezdin böyle ortamları, hayırdır? Ne bileyim abi ya, iyi yani. Bu kadar fena değil mi? O tarz bir yer değil. Canım yemeyeceğiz kadını. Parasını izle veririz. Beyefendi, Akif Bey'in dediğini anlamadınız. Burada parayla o tip servis yapmıyoruz. Kim ki bu bayan? Yani 5.000 dolar da versek gelmez mi masaya? Yok, gelmez. Size afiyet olsun. Ne dağlar, ne izler. Çok teşekkür ederim. Çok mersi. Yok şekerim, bak senin hareketin yüzünden kalkmadı ki o. Sen yanlış anladın tamamen. Ben hemen eve gitmek istiyorum Burak. Hem de hemen. Ben ayarlıyorum hayatım. Hemen. Ben de hiç tükenmez bir hayat vardı. Bahar gibi
kalbim hiç durmadan hızla çarpardı göğsümün içinde ateş var gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen çocuklar gibi. Teşekkürler, iyi akşamlar. Hissedince sana vuruldu, anladım ne kadar yoruldu. Sakinleştiğimi duruldu, denize dökülen bir pınar gibi. Başını göğsüme sakla sevgilim, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Sen de Luna Park gibisin. Işıkları söndüğünde yaşamıyormuşum. Ağladığında bütün renkleri soluyor. Sen benim burada olduğumu nereden biliyorsun? Aklım çıktı seni aramaktan. Teyzen olmasaydı kafayı yiyordum. Teyzen. Hani bir şey olduğunda sen beni arayacaktın. Acil tuşuna basacaktın. He? İyi ki geldin. Bak bu düğün işi falan kötü fikirdi. Tamam artık düğün falan yok. Bitti. Olmaz ya. Bir sürü organizasyon yapıldı. Ne bileyim annen o kadar uğraştı. Bak benim için önemli olan sensin. Tamam mı? Başka hiçbir şey umurumda değil. Kim ne demiş, ne yapmış? Eğer istiyorsan bu son şansın. Daha bunun kınası var, geleni var, gideni var, takısı var. Ha, bo! Sadece düğün alsam olmaz mı? Takımı bozamıyoruz, kusura bakma. Ya hepsi ya hiçbiri. Annem bana gelinlik aldı. Ha bak işte Esma Sultan'ın burada hakkını yeme. İnce bir zevki vardır. Aramızda kalsın, benim takım elbiselerim rol seçer ha. Giymediğim zaman da çok bozulur. Hadi bu kadar somurtmak yeter. Kalk. Nereye? Gel. Susamış suların akışı gibi, çaresiz gözlerin bakışı gibi,
kapının ansızın çalışı gibi, akrebin ateşte yanışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Güneşin gölgede kalışı gibi, uykunun düşlere dalışı gibi, kalbimin nabızda atışı gibi, bir yolun bir yere varışı gibi. Vazgeçip uzaktan senin yanında kendime cevapsız soru sormuşum. Kaybolup giderken fırtınalarda gönlümce bir ıssız ada bulmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Fark etmeden, fark etmeden, fark etmeden senin olmuşum. Neden sustun? Şarkı bitti. Hadi hazırlan da aşağı in. Çok acıktım. Tamam git sen, geliyorum hemen. Yeterince içmedin mi hayatım? Yeterince içmedin mi hayatım? Aşkım niye öyle bakıyorsun? Niye kaşlarını çattın? Niye korkutuyorsun beni şu an? Kıstırma beni öyle. Senle güreylen öyle acıcılı konuşma. Hayattaki sonuçta anlık bir buluşma. Boranların gelini. Merhaba, Dilara ben, Süreyya'nın arkadaşı. Evet.
gece. Emin, bu akşam Kınan vardı değil mi? Ya keşke daha önceden gelseydin. Süper eğleniyordun. Ya bir şey soracağım. Siz şimdi Süreyya'yla elti mi oluyorsunuz, görümce mi oluyorsunuz? Ben bu akrabalık işlerini hiç anlamıyorum. Ben de. Onlar şey, eltiler. Nasıl yani, şimdi ciddi ciddi kına mı yaktınız? Niye öyle diyorsun ya? Yani Hint kınası falan bence gayet güzel, tam benim tarzım. Süreyya. İnadına yenilmeden, aşık olmadan gel. Bu gidişin sonu kötü, kalbi kaybetme gel. Siyahını bırak da gel, derdi sil yeter. Aşka zulmedip küsmesen yeter. Şafağım kararır, daralır geceler. Muhteşemdiniz. Hissedince sen.
sana vurulduğumu anladım, ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu, denize sakla sevgili, güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuklar gibi. Geçmez, gündüz olmaz. Can bu dünyaya dayanmaz. Neden? Haykırdım dağlara duymaz. Bekledim gün. Begüm Hanım bir süre burada yaşadı. Bir anda da ortadan kayboldu gitti. Kız ismini tartışmaya açabilir. Ama erkek Emir olacak, tamam mı? Emir Cansu. Okulumuzun ilk öğrencisinin adı ne? Emir. Şaka mı bu? Yeteneği babasından. Ben Emir'i buraya bir aile kurabilsin diye getirmiştim. Begüm'le ilgili bir sorun mu var? Anlamadım. Yani eski bir husumet falan mı var? Yoktu hayatım. Yerde oldum, gökte oldum. Sevgilim, bakmaya doyamadım. Tüm kalbimi teslim ettiğim kadın. Bugün hayatıma gireli 2 yıl olmuş. Daha nicelerini yaşayacağız seninle. İyi ki varsın.
We'll be right back.
yürekli davranın. Benim kadar değilse de belki daha çok üzüldüm. Bir minicik kız çocuğu bak duruyor orada. Anlatamam gördüklerimi o neşeli çocuğa. Nerede kaldığını bulabilecek misin? Abi bir relax ya. Ya sen... Mavi nurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak, yıldızların altında. Yurdan bir ırmak, gölgede bir salıncak. Bir de ikimiz kalsak, yıldızların altında. Yıldızların altında. Thank you for listening to us. This was a Turkish night, but this is the last song, and actually it's for me. Senden sonra ne tam mavi, ne tam sarı. Gibi
Ne bakıyorsun Hakim? Abi şimdi bak şöyle bir şey. Kızın yanındakiler araya girer falan. Sen bu öfkeyle dalarsın birine falan. Aman diyeyim abi. Hayır burası Bursa'ya benzemez. Tanıdığımız yok, bir şeyimiz yok. Yani hatır gönül işlemez. Aman diyeyim. Hayır şimdi iyi niyetlerle yola çıktık. Kendimizi bırak emniyet amirliğinde bulmayalım. O açıdan ben bir not düşeyim dedim. Akif gözünü aç, çeneni kapa. Kızı kaçırmayalım yine. Evet. Kuyruktan bekleyeceğiz ya. Senden sonra ne tam mavi, ne tam sarı. Saçını kesmişsin. Yakışmış. Sağ ol. Sana da. Kendi haline bıraktım işte öyle. İyi olmuş. Bak her ne geçerli bahanem varsa o senin için geçerli, benim için değil. Senin söyleyeceğin hiçbir şey duymak istemiyorum. Çünkü sen beni aylarca aptal yerine koydun, koydurdun ve hiçbir gerçek bunu değiştirmeyecek. Kendine biraz olsun saygın varsa çek git buradan. Seni görmek istesem bu kadar uzağa gelmezdim.
Benim kendime de sana da saygım var Süreyya. Ama anlaşılan senin her ikisine de yok. Süreyya. Süreyya. Biz evliyiz Süreyya. İstediğin zaman çekip gidemezsin sen böyle. Sen benim ya karımsın. Ya bırak beni. Sen benim ya, karımsın öyle istediğin gibi çekip gidemezsin. Giderim. Beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Beni dinleyeceksin. Bırak beni. Beni dinleyeceksin. Dinlemeyeceğim. Beni dinleyeceksin. Kızsaydın, bağırsaydın, çağırsaydın. Ama beni aylardır öldürüp öldürüp diriltmeye senin hakkın yok. Bak ne haldeyim. Ne haldeyim ben, neredeyim? Sana derdimi anlatmaya çalışıyorum. Beni dinle. Ben senin asistanın ya da kölen değilim, tamam mı? Senin kocanım. Sen de buna saygı duy. Saygı duyayım ben. Sen ne yaptın? Kendi çocuğunu getirdin benime. Sevgilinle o kadınla beni karşı karşıya getirdin. Sen karına çok mu saygılıydın? Bak şu saatten sonra konuşmamız çirkinlik. Süreyya beni dinle. Dinlemeyeceğim. Bana bir kere söz hakkı vereceksin. Söylediğin hiçbir şey umurumda değil. İstesen de isteme sen de Süreyya. Süreyya ne olur. Polis! Bağırma, bağırma. Çek ellerini be. Süreyya, polis. Bağırma. Help me, please. Hey, what's the problem? Okay, okay. Stay away. It's okay, it's okay. Stay away. It's okay. I just... Stay away, sir. She's my wife. Abi. She's my wife. Karım lan, karım. Abi ne olur yalvarırım, elini kolunu indir. Hello, sir. No problem. Everything is fine. Değil mi? Okay, değil mi Süreyya? His wife, they are just talking. They are just is it talking. True? Is it your man? Yes, but he's forcing me. Delirme Süreyya, bu film o film değil. Ben onu uyardım abicim daha önceden. Yapma Süreyya. You always ask to the police station. Come on. To the police station. Ben karımla konuş. Oğlum anlatsana lan derdimizi. Anlatsana. Tamam abi. Tamam. Step inside Süreyya, bir şey söyle. Süreyya. Both of you. Abi ne olur yaparım. Tamam. No, go to... Step inside the car. They are just leaving. Come on. Come on. Sir. Okay. Süreyya, please. You too? You too? Yes. You too. Gel oğlum, gel. Kayacağım mı? Herifin ne işi var lan burada? Şimdi şarkı söylüyor bu. Kim abi ya? Şu sahnedeki soytarı lan. Hangisi ya? Ha şu şarkıcı mı? Süreyya'nın avukatı bu, sahnedeki herif. Hadi canım. Ne alaka ya? Şarkıcı mı? Bugün dağların dumanı aralandı, hoş geldi. Gözleriyle yiyecek adam. Üstüne atlan atlayacak kız. Can düğünün sonunu göremez. Böyle giderse göremez. Sonra ben öyle biliyor musunuz anneciğim? Ben burada kızardım, kızım umurumda değil. Esma'ya bak Esma'ya. Balon balığı gibi şiştikçe şişiyor, şiştikçe şişiyor böyle. Böyle şişti, böyle şişti, patlayacak. Kaç, 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 kaç.
Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Kuzen, kuzen, kuzen. İnanamıyorum ya. Yani düğünümde benim bir kuzenim olacakmış. Kısmete bak. Allah'ım ya, hoş geldin, hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin değil mi? Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Teşekkür ederiz. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne kadar şeysin. Çok. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Gecemizi gerçekten renklendirdiniz. Çok sağ olun, çok teşekkür ederiz. Mutluluklar diliyorum. Çok çok teşekkür ederiz, sağ olun, sağ olun. Hadi gelin. Öpeyim. Hem bu gece bizim aramızda olmanız bir şeref. Allah utandırmasın. Amin cümlemize efendim, cümlemize. Bir şarkı bazen binlerce kelimenin anlatamadığını birkaç cümleye sığdırır. O yüzden biz şarkılara duygularımızı yükleriz. Ve bu şarkı mutlaka doğru yerde ve doğru zamanda kulağımıza fısıldamanın ve bizi o duyguyla sarmalamanın bir yolunu bulur. Dilara'nın can dostu bu geceyi bir şarkıyla mühürlemek istiyor. Alkışlarınızla Süreyya Hanım'ı sahneye davet ediyorum. Altında mı kalacağız anne? Karanlıkta yanabilirim boşluk.
başına hiç kalbinin oralara koyma. Kollarını bana sarma, kalamam oralarda. Çenesini kapatıyor. Çok affedersin. İnsanların ne düşündüğünü, ne kadar önemli olduğunu unutmuşum senin için. Kardeşlerimizi yalnız bırakmayalım. Faruk sen. En yakın arkadaşımın düğününde bir tane şarkı okumuşum. Ben bunun hesabını mı vereceğim şu an sana? Sahnedeki soytarıdan bahsettiğimi çok iyi biliyorsun. Soytarı dediğim benim avukatım. Avukatıma soytarı dedim. Sen onun avukat olduğundan emin misin? Niye? Sen demedin mi? Onlarca avukatından daha iyi iş çıkarttığını. Maşallah. İsviçre çakısı gibi her derde deva. Hayattan zevk almayı biliyor Faruk. Aynı zamanda Adem'in düğününde şarkı söyleyen biri. Evet. Adem'den yardım almadığına inandım. Haklısın. Yine sen haklısın. Çok haklısın Faruk. Hatta çocuğunla evcilik oynarken bile haklıydın. Beni asla anlamaya çalışmayacaksın değil mi? Tamam uzatma, herkesin gözü üstümüzde. Bari insanların düğününü mahvetmeyelim. Bana ellerini ver, hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı. Ay tavşan. Ne oldu tavşan sana? Gel bakalım. Yaygarayı koparıyoruz galiba. Susmayınca hiç merak ettim. Tuttu mu yine? Tuttu valla. Halbuki altı da temiz, yeni değiştirdik. Rezeni mi versek? Ya aslında elma yağı almıştım. Annem yaparmış bana küçükken. Şu çekmeceden versene. Şu ha. Teyzem anlatıyor. Uy, ben mamasını hazırlıyorum şimdi hemen. Tamam. Gel bakalım. Oh,
ayakları rahatlatalım. Hoppa. Ha, hoşuna gitti. Ha, hoşuna gitti. Aha, biraz daha mı iyiyiz? Gel bakalım, gel, gel, gel. Kucağa gel biraz. Gel bakalım fıstığım. Gel bakalım benim fıstığım. Hop. Hop. Sen de Faruk amcanı mı istiyorsun ha? Hop. İyi geliyor değil mi o da sana? Hı? Onun sıcaklığı iyi geliyor değil mi küçük kuzum? Hiç beklemediğim hareketler bunlar senden. Haber vermeden adamı getiriyorsun, masama oturtuyorsun. Beni düşündüğün hale bak. Anne ne yazık ki sen tam beklediğim gibi davrandın. Yani beni tanımaya çalışan bir kız karşısında beni ne duruma düşürdüğünü sen farkında mısın anne? Ne var? Kimle olduğunu görmek istedim. Ne var? Hı. Gördün işte. Bizden nasıl cünür olur, nasıl aile olur gördün. Bunu mu istiyorsun? Yani ailede kavga, dövüş hiç bitmesin mi istiyorsun? Hepiniz anlaşmış gibi yani. Sen öyle pencereden dışarıyı seyret. Ben kendi kendime konuşayım, kendi kendimi dinleyeyim. Anne benim temelde kurduğum tek bir cümle var. Birbirimizi tanımaya çalışıyoruz, bu. Ya nereye gider, ne olur bilmiyorum. Ne diyeyim ben? Kafamda daha düşünmediğim için evliliğimi savunayım anne sana, bilmiyorum. Yani ayrıca sen bu ilişkileri böyle cepheler savaşına çeviriyorsun anne. O kız cin gözün biri, belli. İki günde oturtur o senin nikah masasına. Ha buraya yazıyorum. Ay yazmıyorum. O zaman ben sana hatırlatacağım lafları. Sanki keyfimden. Durduk yerde rahat battı, onun için yapıyorum. Hey yarabbim. Anne. Bak senin gözüne nasıl görünüyorum bilmiyorum. Ama benim yularım yok. Oğlum ben senin ne kadar sağlam karakterli olduğunu biliyorum. Sen sevmek ne demek bilmiyorsun. Ne kadar eminsin anne? Hiç haberimiz olmadı. Gerek olmadı. Nasıl yani? Biri senin kalbini kırdı, benim bilmeme gerek olmadı, öyle mi? Anne, kalbimin kırıldığını söylemedim. Ayrıldınız mı? Konu bu değil anne. Burcu'yla da aramızda henüz biz diye bir şey yok. Olsa ben bilirim. Ayrıca sen rahat ol. İnsanın kalbini kendinden başka kimse kandıramaz. Geliyor bak kalem kaşlı. Eteği belinde gülde takmış, gülde takmış. Al dudaklar, mor sümbüller. Öyle de güzel, ince de belli, ince de belli. Yar beline, beline sarılamam. Ah geceden duramam. Ah öteden, beriden bakış atma. Ah yerimde duramam. Ah yıkadım, kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah
günahı sevabı boynuma. Gel bu gece koynuma. Geçer bu geceler neymiş anam bizim bu keder, ne zamana kadar böyle gider, böyle gider. Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam, ah öteden birden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah yıkadım kuruttum çarşafı, serdim ipek yorganı. Ah günahı sevabı boynuma, gel bu gece koyunuma. Geçer bu geceler neymiş anam bizim bu keder, ne zamana kadar böyle gider, böyle gider. Yar beline beline sarılamam, ah geceden duramam, ah öteden birden bakış atma, ah yerimde duramam. Ah... Adem kadar senin abin olamadım ha. Vay be abicim. Bana gelince dur karışma. Adem'e gelince koş yetiş. Artık senin ne kadar güvenini kazanmışsam. Adem'i tebrik etmeliyim. Kendime koca bir yuh mu çekmeliyim bilemedim. Ben ondan abilik falan yapmasını istemedim. Konunun üzerine geldi. Yardım etmek istedi, ısrar etti. Ben de izin verdim. O da adamı buldu zaten. Ne ki bunda sorun anlamadım. Adamı buldu getirdi sana ve sen sorgusuz sualsiz inandın. Öyle mi? Adam yeri göğü aradı. Sen ne yaptın? Hala batıyorsun. Ne yaptın söyler misin? Tabii Ejdi aradım. O da ne dedi? Hattın kim üstüne olduğu belli değil. Zaten kapanmış. Konu bitti. Öyle mi? Koskoca emniyetin ulaşamadığı numaraya Adem ulaşmış, öyle mi? Sen de buna sorgusuz sualsiz inandın. Cevabını çok merak ediyorum. Bazen arka yollar daha kestirmedir abi. Sen de Adem için bu kestirme yollardan birisin. Bir gün bu aile darma duman olursa bu senin sayende olacak Fikret. Bunu yaz bir kenara. Bir gün bu aile dağılırsa o senin kendinden ve karından başka herkes aptal görmenden olacak. Bir kenara.
bunları nasıl anlatsam, şöyle sevmeyi, insan gibi sevmeyi. Nasıl anlatsam, düşen bir yaprağın sesini tıp diye içinde duymayı. Sabahın ilk çiğ tanesini bir bakışta görmeyi. Nasıl anlatsam, bardağı tutan ellerini, içinden geçenleri okuyan gözlerini. Köşede durup dinlenir gibi, acelesiz ve rahat sevmeyi nasıl anlatsam. Bir köşede durup dinlenir gibi, acelesiz ve rahat sevmeyi nasıl anlatsam. Bunları nasıl anlatsam, şöyle sevmeyi, insan gibi sevmeyi. Nasıl anlatsam, düşen bir yaprağın sesini tıp diye içinde duymayı. Sabahın ilk çiğ tanesini bir bakışta görmeyi. Nasıl anlatsam, geçenleri okuyan gözlerini. Ve onların derinlerinden doğan günleri nasıl anlatsam. Bir köşede durup dinlenir gibi, acelesiz ve rahat sevmeyi nasıl anlatsam. Köşede durup dinlenir gibi, acelesiz ve rahat sevmeyi nasıl anlatsam. Bunları nasıl anlatsam, şöyle sevmeyi, İnsan gibi sevmeyi. Nasıl anlatsam, düşen bir yaprağın sesini tıp diye içinde duymayı. Sabahın ilk çiğ tanesini bir bakışta görmeyi. Nasıl anlatsam, bir köşede dinlenir gibi, acelesiz ve rahat sevmeyi nasıl anlatsam. Geçen sene benimle dans etmek için çok uğraşmıştın. Hala dans edebilirim. Biliyor musun? Bugüne kadar yaptığım en isabetli şey ne? Neymiş? Seni buraya getirmek için o kadar uğraşmammış. Benim de yaptığım en iyi şey buraya gelmekmiş. Zorla da olsa. Yeah.
Okuldan. Süreyya. Arkadaşlar, şu an çok tatlı bir sürprizle karşılaştık. Grubumuzun eski solisti Süreyya burada. Hocam o gelmiş alalım mı Süreyya? Haberi sallamak olmuş Süreyya Hanım. Bir şarkı armağan edersiniz artık. Lütfen. Arkadaşlar, hocam bir gelmiş alalım Süreyya ya. Seni buraya konser için getirmiştim de söyleyememiştin ya. Çık söyle bakalım. Merhaba. Ne yapıyorsun? İyi akşamlar. Ay bana da sürpriz oldu bak şimdi heyecanlandım. Ne söyleyeyim hiçbir şey gelmedi aklıma. Seninle başım dertte. Ya bana uyuyor. Peki tamam, gerçi bana daha çok uyuyor bu şarkı ama bütün dertlere gelsin. Seninle başım dertte.
adam at. Bir atı olsa bize de gelse. Delisiniz deli deli. Babamın bir atı olsa bize de gelse. Yorgun yere geliyorsa akşama gelse. Yorgun yere gelse. Esparator gelip açtırır bunu. Anca esparator. Hiç beklemiyordum. Kara tasalardaydım vallahi. Ay tamam dedim, söz dedim ya. Allah Allah. Aa, evlenince bıraktın ya hayatım. Kahve. Yani sizinkilerden izin çıkmasına da çok şaşırdım. Evi kocanı falan da görünce tümden kesmiştim umudu. Ay sen beni hepten unutmuşsun ya. Aşk olsun. Ben müziği bırakmadım ki kızım. Sahneyi bıraktım sadece. Çok sevindim çünkü büyük kayıp olurdu. O zaman bestelere devam. Yani çok beste yapamıyorum. Biliyorsun insanın biraz sakin bir hayata ihtiyacı var da onun için öyle bir kendimle baş başa kalamadım hiç. Hadi ya, beste falan mı yapıyorsun? Aa, hem de iki tane şarkısı var, benim favorim. Süper. Onları da alalım mı programa? Ya saçmalama. Hadi çalsanız o zaman ya, bir dinleyelim. Vallahi söyleyelim. Hadi Süreyya. Gerçekten mi? Evet. Hatırlıyor musun sen benim beste? Tabii ki hatırlıyorum. Hazır mısın? İyi, hazırım ben. O zaman? O zaman? Son. İki. Üç. Hüküm giymiş. Ölür dönülmez uzaklarda dırıt dırıt. Yine de aşk boyun eğmez. Yine de aşk boyun eğmez. Yine de aşk boyun eğmez.
yasaklarla. Acıyorum söyle neyleyelim, sevmeyelim de taşa mı dönelim? Bu yürüyü kimlere gösterelim? Kim bilir kim bilir aşk bilir. Günaydın. Günaydın. Prova iyi geçmiş herhalde. Süperdi. Süper geçti ya. O kadar iyi geldi ki, o kadar özlemişim ki. Enerjim tavan. Teşekkür ederim. Sağ ol. Yani evet biraz kafama vurdun ama yani fark ettim neye ihtiyacımın olduğunu. Rica ederim her zaman. Bu arada benim besteleri de repertuar aldık. Ne diyorsun ya? Vallahi. Faruk. Faruk biraz fikre alışacak ama... Kızım Adem'i pikniğe davet etti ya. Ay sorma. Hani bir hayvan var ya böyle pıtık pıtık pıtık. Onun gibi kaldım şok. Ay olur iş değil. Ama o kadar etkilendi ki biliyor musun onun halinden? Kıyamam ya. Adem ne yaptı? Şunu yaptı. Kitlendi kızım, kitlendi. Ya o... Sevinse de böyle saklıyor sevincini. Hani malum hayat çok sevinme şansı vermemiş ona. Güya böyle alaya vuruyor, dalgaya vuruyor ama... Ay Süreyya güvenemiyor ki. Güvenmeyi bilmiyor. Böyle adamın içinde katman katman zırh var kendini korumak için. Ama açılıyor. Ben ya gözümde görüyorum onu. Açılıyor biliyor musun? Ne güzel ya. Allah'ım bir de şu odadan güzel haber alsak değmeyin keyfimize. Şu bebişleri bir kucağımıza alsak biz of. Biri canlıyorum. Şunları içeri bırakıyorum. Bırak. Efendim? Ha buyurun. İki demiştik. Hazır mıyız? Hazır hazır. Ay hazır. Son. İki, üç. Pardon. Pardon, pardon. Çok özür. Ay bir saniye konuşup hemen kapıyorum. Sevgilim. Eniştem, müthiş zamanlama. Ya çok özür diliyorum. Ben aslında oraya gelmeyi planlıyordum da işte işten güçten kafayı kaldıramadım. Bence de iyi zamanlama. Ya bak bir şey söyleyeceğim. Şu telefonu bir kenara koyayım. Ben de izleyeyim konseri. Yemin ederim hiç sesimi çıkartmam öyle. İzleyici olarak öyle izlerim, otururum. Ha? Sessiz sessiz. Olur mu? Tamam hayatım, tamam. Bir saniye. Bana bak. İstek parçası yap ha. Bak karım ne söylese güzel olur. Oo, şöyle iyi mi? 10 numara. Ah süper. Seyircimiz var arkadaşlar. Son, iki, üç, dört. Ne yükseklerde gözüm var. Ne para pulda, bir tek sen mühimsin aşk, sen hayatımda. Tahammülüm yok gözlerinde, bir damla yaşa kıyamam. Ne hasret biter bu yolda, ne sevdam sana, bir tek sen emirsin aşk, emir hayatımda. İtirazım yok, ateş bu, değmesin sana, kıyamam. Sen başıma gelen en az en çok hatalarım. Ah sen her şeye geceler boyu
Tahammülüm yok gözlerinde, bir damla yaşa kıyamam. Sen başıma gelen en az en çok hataları, ah sen her şeye rağmen bana sevap günahları. Sen geceler teşekkür ederiz. Sağ olun. Sevgilim, senin ne işin var burada? Erkeklere kapalı organizasyona nasıl girdin? Video kesmedi, canlı izleyeyim dedim. Ya sen baya baya buradasın. Bütün konseri izledin yani. Aa, hani beni sahnede görmeye tahammül edemiyordum. Demek ki olayın erkeklerleymiş, gördün mü? Bak ya, hala ısırıyor. Yavrum sen ne istedin de günün sonunda olmadı Allah aşkına? Benimki öyle beyhude bir erteleme çabası. Ne diyorsun? Bebeğimiz var, dikkat et diyorum. Hiç bahsetmedin. Bazı şeyler yaşanır, bahsedilmez. Senin gibi yani. Bu eve ihtiyacı vardı, ne yapayım? Uzun zamandır onu bu kadar mutlu görmemiştim. Aslında izin verseniz göreceksin de. Bak ya, hala sallıyorsun. Abla, abla, abla. Kocaman bir alkış alabilir miyiz tekrar Esma Boran'a? Hoppa. Aa, ne oluyor orada? Fıstığım, ne oluyor? İş pasta diyordun, çok güzel bir iş var elimde. Ne? Evet, iş arıyordum da bir haber verseydin keşke Sinan'a. Ya Süreyya, süper bir grupla çalacaksın. Kemancısı hasta olmuş. Hadi göster kendini. Ama şimdi yaz var yanımda, ne bileyim ben, elim dolu. Böyle bir fırsat bir daha da gelmez elimize. Ah Sinan, şimdi mi söylenir bu? Bir dakika, tamam. Ben bir teyzemi arayayım mı? Öf Süreyya, B planı yaptırtma bana. Çok zordayım. Bak ödemesi de yüksek ha. Tamam dur, bir teyzemi arayayım, sana haber vereceğim, olur mu? Tamam, bay bay. Ay hayır teyze ya. Boncuğum, ne yapacağız biz şimdi?
Limoncuğum. Zehra'm da ısrarla ikimize. Hı? Yaparız tabii, neler yapmadık ki biz. Hadi gel bakalım. İlk iş günü. Ah seni çocuk işçi. Hadi bakalım. Gözler falan aynı sen. Evet, tıpkı ben babaanneye anlatamıyorum gibi. Uyuzdum. Ya bir şey söyleyeceğim. 10 dakika aramız var mı? Tabii tabii var, sıkıntı yok. Altını falan değiştirmem lazım. Tamam, arızaya tamam. Bağlamak üzere. Ben o gözleri tanıyorum. Sen şu çantanı falan bana versene. Yardım edeyim kızım. Sağ ol. Gel sen böyle yardım et. Arkadaşlar bir tek ben mi yapacağım ya böyle faaliyetler? Ya kazık kadar olduk artık, acaba aç versin. Evet yaz yaz. Gel aşkım, gel aşkım. Süreyya, arkadaşlar Kemal'i bekliyor. Lütfen, çocuk bende, hiç merak etme. Şansımı dağıldım. Hazır mıyız? 3, 2, 1... Kayıt. Ne yapıyorsun ya?
Çocuğu alıp nereye gidiyorsun? Ne yapıyorsun Faruk? Bunu evde konuşsak olmuyor mu? Burayı basıyorsun. Ya bu benim işim, anladın mı? Sevsen de sevmesen de benim işim bu. Yapacağım, yardım etmeye çalışıyorum size. Ben ne yaşıyorum, sen bana ne anlatıyorsun? Ne diyorsun ya? Telefonda anlattım, izah ettim. Benim hak ettiğim muamele bu değil. Anladın mı sen? Bu değil. Yardım etmeye çalışıyorum. Sen demedin mi ben seni arayamayacağım zaten? Bütün bir yokum, toplantım var demedin mi? Ben ne bileyim fark edeceğini yokluğumu. Burası Bursa değil. Burası İstanbul, tamam mı? İpler benim elimde değil. Allah'ın cezası koca bir şehir burası. İçinde de bir manyak var. Senin bu iki saat dediğin şey ömrümden ömür yeder. Çok korktum. Özür dilerim. Haber vermediğim için özür dilerim. Ben toplantıya yetişmem lazım. Çok geç kaldım ben. Sizi eve bırakayım. Oradan geçeceğim. Düzelttiniz mi? Mikrofon takıldı mı? Hiç haber vermiyorsunuz. Polise haber verdik. Her şey halloldu. Bütün problemleri çözdük. Her şey hazır. Tamamdır, süpersin. Açılışı kaçırmayın. Başlıyoruz İpek Hanım. Tamamdır, harikasın Kübra'cığım. Bir gün unutursan kim olduğunu, neden geldiğini tüm yolculuğu. Korkma dön bak ruhuna, içindeki o çocuğa. Bir gün unutursan kim olduğunu, neden geldiğini tüm yolculuğu. Korkma dön bak İçindeki o çocuğa, o hazır seni anlamaya, sarmaya. Kapat gözünü, aç kalbini, dinle o çocuğun sesini. Kapat gözünü, aç kalbini, dinle o başla yeniden her gün başla.
gücün hep içinde gizli. Çok güzelsiniz. Yıllar önce kendi kızımın kulağına fısıldayarak başladığım bu yol küçücük bir ninniyle başladı. O ninni sonra şarkılara dönüştü. Sonra melodiler. Ve şu an bakınca her birinizin hayatına dokunmuş olmanın mutluluğu benim için tarif edilemez. Ben bu yolu yalnız gelmedim. Benim her zaman kahramanlarım ve her zaman ailem vardı. Burada olanlara da, olmayanlara da gelsin. Teşekkür ederim. Burası ne kadar güzel ve heyecanlandırıcıymış. Coşkunuzu böleceğim ama izninizle kendi güzel, sesi güzel, yüreği güzel bu kadına huzurlarınızla teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz Süreyya Hanım konserlerinin önemli bir bölümünü düzenli olarak Kimsesiz Çocuklar Yararını bağışlıyor. Ve bununla kalmayıp düzenli olarak kampanyalar da organize ediyor. Sayesinde ulaşabildiğimiz çocuk sayısı son 5 yılda 2,5 kat arttı ve bugün 500. çocuğumuzun sahibi olarak geleceğe kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Teşekkür etmek yetmez. Hep var olun Süreyya Hanım. Ben sadece sahne önünde olalım. Asıl siz kendinize teşekkür edin. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu yolda beni yalnız bırakmayan tabii ki kahramanlarım var. Ben onlara da teşekkür etmek istiyorum. Hep benimle olan, elimi hiç bırakmayan, her adımda beraber olduğum... İpek Baran sizi sahneye alabilir miyim lütfen? Lütfen kırma bizi. İpek Baran'a koskocaman bir alkış istiyorum. Bütün bizim buluşmalarımızı ayarlayan bu yolun mimarı İpek Baran'a kocaman bir alkış istiyorum sizden. Ben elimi uzattım, onlar benim elimi tuttu. Burada olan herkese ve olmayan herkese gelsin mi bu şarkı? Yolu sevgiden geçen herkese gelsin.